Merhaba arkadaşlar Sevgi Çiçeği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü misafir, misafirimizin, bugünkü güzelliğimizin ismi Çan Çiçeği arkadaşlar. Şimdi bu çiçek hakkında sizlere e, detaylı bilgilendirme e, yapacağım. Çoğaltması, sulaması, bakımı e, gibi konularda sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu çiçekler arkadaşlar adlarını e, çiçeklerinin çan şeklinde olmasından alır. Yani şöyle göstereyim. Küçük küçük çan şeklinde arkadaşlar görüyorsunuz. Latince ismi ise arkadaşlar campanula'dır. Campanula'nın anlamı ise küçük çan demektir. Her bahçe ve evde kolayca yetişebilecek çan çiçeği her rengi ile ayrı bir e, güzelliktir. Arkadaşlar bu çiçeği e, maviş olarak da e, bilinmektedir bu çiçek. Çok fazla soğuk ve sıcak havada bırakmak çiçeğin yapraklarına ve çiçeklerine hatta köklerine zarar verebilir. Saksı değişimi 2 yılda bir yapılır. Değişim zamanı ise sıcak ayların başladığı zaman yapılmalıdır arkadaşlar. Bitkinin sulaması nasıl yapılmalıdır? Toprağın durumuna göre sulama yapılmalıdır arkadaşlar. Yani toprağın kuruluğuna göre. Yazın haftada iki kez sulama yapılabilir. E, sulama arkadaşlar e, şu kadar veya bu kadar sulamalısınız demeyi ben çok uygun görmüyorum. Çünkü toprağa kontrol edilir. Toprağı eğer e, nemli değilse kurumaya yakınsa o şekilde sulanır. Bitkiyi sularken kullanılan e, kap her sulamada aynı ölçüde. Sulamalar ise aynı günde aynı miktarda yapılmalıdır. Yani bu bitkiyi haftada iki gün suluyorsanız diyelim ki pazartesi günü ve cuma günü sulayabilirsiniz. Yani günlerini ve kabın ölçüsünü değiştirmemek daha faydalı olacaktır bitkimize. Çan çiçeğinin yetiştirilmesindeki en önemli kurallardan biri de arkadaşlar kış aylarında oda sıcaklığının 12 derecenin altında olmaması gerektiğidir. Çan bitkisi genellikle yaz aylarında çiçek açar. Daha sonra ise kış aylarına doğru çiçeklerini dökerek bitki dinlenme sürecine girer arkadaşlar. Ve çiçekleri görüyorsunuz. Bir taraftan çiçek açıp kuruyanlar var. Diğer taraftan da yeni yeni çiçekler var. Bu çiçek devamlı bu şekilde arkadaşlar. Bir taraftan kuruyan, diğer taraftan da yeni yeni çiçek açıyor ve hiç çiçeksiz kalmıyor bitkimiz. Bitkimize kış aylarında direkt musluktan aldığımız suyu vermemeliyiz. Verdiğimiz su oda sıcaklığında olmalıdır. Çan çiçeği çiçekçilerden veya AVM'lerden seralardan alabileceğimiz vitamin ve mineraller yönünden zengin. Bitki besinleriyle yılda en az bir kere e, olmak üzere topraktan verilerek beslenmelidir. Bu beslenme arkadaşlar bitkinin ömrünü uzatacağı gibi çiçeğinin daha güzel ve daha canlı görünmesine ve daha çabuk büyümesini sağlayacaktır. Gelelim bu bitkimizin nasıl çoğaltılabileceğine arkadaşlar. Çan çiçeğinin çoğaltılması için en uygun zaman Nisan ayıdır. Yani yaklaşık e, bir ay sonra. Bir buçuk ay sonra bu çiçeğin çoğaltılmasının zamanı gelmiş olacak. Bu bitkinin çoğaltılması kökten ayırma yöntemiyle yapılmaktadır. Bu yöntem hem zahmetsiz bir yöntem hem de her ortamda yapılabilecek bir çoğaltma yöntemidir. Kökünden ayırdığımız çiçeği zaman kaybetmeden diğer bir saksıya dikimini yapmalıyız. Kökten ayrılan ikinci bitkimiz en kısa sürede büyüyerek çiçek verecektir arkadaşlar. Arkadaşlar bu çiçeğimizin çelikten çoğaltma veya tohumdan çoğaltma gibi bir şeyi yok şu anda. Sadece kökten ayırarak ve köklerinde yaklaşık burada ben gördüğüm kadarıyla 4-5 ayrı kökü var. Yani bunu saksıdan çıkararak köklerinden ayırıp diğer bir saksıya almamız ve yeni bir çan çiçeğine sahip olmamız anlamına gelir. Arkadaşlar videolarımızı faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı ve e, beğeni atmayı unutmayalım. Bildirimleri de açarsanız çekmiş olduğumuz videolardan haberdar olabilirsiniz. Ben e, sizlere yeni yeni videolar atmaktan e, çok memnun oluyorum çünkü hem elimde olmayan çiçeklere sahip olmuş oluyorum. Hem bu çiçekler hakkında detaylı bilgiye kendim sahip olduğum gibi, ayrıca bu bilgileri siz değerli takipçilerimle paylaşmaktan çok memnun oluyorum arkadaşlar. Sizlere bir nebze de olsa faydalı olabiliyorsam ne mutlu bizlere. Arkadaşlar videomuz bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol çiçekli günler diliyorum, esen kalın, hoşça kalın arkadaşlar.